Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumun adı birazcık zor söyleniyor. Umarım söyleyebilirim. Zamio Quicas Zamifolia. Yani kısaca hepimizin bildiği adıyla ZZ bitkisi. Efendim şimdi ona hep birlikte bir merhaba diyelim mi? Merhaba. Merhaba Sevdacığım. Ay mavi çok yakışmış. Bayıldım. Aynısından ben de istiyorum. Yok sana... Bu yeşil o kadar çok yakışıyor ki lütfen sen hep böyle yeşil kal. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan hemen bize vereceği bilgileri öğrenmeye başlayalım. Ama ne zaman? Az sonra. Merhabalar, ben Zamio Quicas Zamifolia ya da kısaca herkesin bana seslendiği adımla ZZ bitkisi. Ana vatanım Güney Afrika'dır. İç mekanlarınızda severek bakılan dayanıklı türlerden biriyim ben. Bu nedenle özellikle ofis bitkisi olarak kullanımım da pek yaygın. Aylarca sulanmadan, zarar görmeden yaşayabiliyor oluşum beni özellikle çiçek bakımına yeni başlayanlar ya da dediğim gibi ofis ortamlarında az bakım gerektirmem yüzünden çok değerli yapıyor. Bir dalın üzerinde sıra sıra dizili yapraklarımla çok şık bir formum vardır. Toprak altında bulunan yumru ya da kodeks aslında benim gövdem. Kodeksinden çıkan dallar da yapraklarımdır diyebiliriz. Bu kodeks sayesinde susuzluğa aylarca tahammül edebiliyorum. Kış aylarında toprağım eğer kupkuru bırakılacak olursa eksi değerlerdeki hava koşullarında bile kolayca yaşamaya devam edebilirim. Ama lütfen çok dikkat edin. Toprağım kupkuru olmalı yoksa donarım. Arada sırada da çok az su verebilirseniz tamamen beni unutmazsanız çok sevinirim. Bakımımla ilgili bilgili olmanız püf noktamdır. Eğer gelişi güzel bir bakım yaparsanız yıllarca hiç büyümeden öyle aynı boyda kalıyorum. Ama birazcık bilerek yapacağınız bakımla da şahane gelişir, pek çok dal verir ve devleşerek büyüyebiliyorum. Ve size görsel bir şölen sunabiliyorum. Bunun için en başta ışığa ihtiyacım var. Işığın olmadığı ya da az olduğu ortamlarda yıllarca büyümem, şöyle hafif havadar, esintili ve biraz da güneş gören bir ortamdaysam değmeyin keyfime. Bahar aylarında güneşin ısıtacağı saksımla büyümeye başlarım ama yaz aylarında beni güneşin o çok yakıcı etkisinden mutlaka korumalısınız. En azından bir perde yardımıyla ışıkları biraz filtrelemelisiniz ki yanmayayım. Toprak isteğime gelince, toprağımın drenajı iyi olmalı. Geçirgen bir toprakla su akıp gider, böylece kodeksimin çürüme riski ortadan kalkar. Dediğim gibi, kodeks gövde yapım sebebiyle suyu gayet güzel tutuyorum. Bu nedenle beni yaz aylarında bile çok sık sulamayın. Toprağımın iyice kurumasını bekleyin, sonra sulayın. Deniz mahsulü yani yosun, balık emisyonu gibi gübreleme yapılması şahane oluyor. Gelelim saksı ihtiyacıma. Şimdi bir saksının içinde en fazla 3-4 yumru olmasına özen gösterin. Çok aşırı köklenen bir bitki olmadığım için saksı değişimim 3-4 yılda bir yapılsa olur. Yine de Sevda en azından 2 yılda bir toprak değişimi yapar bana ve bu sırada kodeksimin ne durumda olduğunu gözlemler. Buna göre bölünmem gerekirse böler ya da bölmeden devam eder. Eğer saksının içinde çok sayıda sap varsa dengesinin bozulup devrilmemesi için saksı dibine biraz çakıl ya da taş koyun diyor Sevda. Hem böylece kök ve kodeks çürümesinin önüne geçmiş yani drenajı da halletmiş oluyorsunuz. Çoğaltılma konusuna gelecek olursak sap üzerindeki yaprak saptan da biraz parça gelecek şekilde dikkatlice kesilip suya konursa birkaç gün içinde yaprağın dibinde bir yumru ve kökler geliştirmeye başlıyorum. Burada Çiftlik Sevdam kanalında nasıl çoğaltıldığımı gösteren harika bir video var. Onu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada sağ üstte bir yerlerde görmeniz gerek. Büyüyüp çok güzel bir kıza dönüşmem biraz sabır gerektiriyor. Bu nedenle piyasada yüksek fiyatlara satılan bir bitkiyim. Ama gerekli özen ve biraz da bilgiyle sizlerle uzun yıllar geçireceğimden emin olabilirsiniz. Efendim, Sevda bu hafta da konuk olarak beni aldı. Umarım verdiğim fikirler faydalı olur ve ben de ev veya ofislerinizde bir yer bulurum. Görüşmek üzere, yeşil kalın, hoşça kalın. Bu güzelliği de bir bar köşesinde atılmış olarak bulmuştuk. Ölmek üzereydi annesi ve ondan şöyle şurada görebileceğiniz çeliklerini almıştım. O çelikler bir yıla yakın neredeyse hiçbir şey yapmadı ama sonunda benim ısrarlarıma dayanamadı ve bana güzel
yapraklarını gösterdiğin için sana çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sevdacığım. İyi ki beni kurtarmışsın. Gerçekten çok seviniyorum buna. Yoksa heba olacaktın. Neyse ki yeniden bana böyle güzel, yemyeşil bir bitki olarak evime geldin. Hoş geldin hayatıma. Evet efendim, bizlerden bu haftalık bu kadar. Hoşça kal. Siz de hoşça kalın. Abone olmayı, bizi paylaşmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Sağlıcakla kalın, yeşil kalın.